Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da konakladığı otelden ayrılmasının ardından darbeci askerler tarafından otele saldırı gerçekleştirildi. Bölgeye helikopterle inen askerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli öğrenmek için yat kaptanı ve otel işletmecisi Atilla Barbaros Teoman'ı rehin aldı. O anlar güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Korku dolu anlar yaşayan Teoman ise o anları anlattı. Hemen deniz tarafından yaklaşık yaklaşık 3-4 metre yükseklikte iki tane helikopter gördüm. Bunların normal mi duruma müdahale için mi yoksa kötü niyetli kişiler olduğunu karar veremedim. Daha sonrasında yaklaşık bir 50 metre ilerimden helikopterler yükselerek Örs Maris Otel'in yan tarafındaki üçgen yapılı binanın üst tarafından arka taraftaki tarlaya iniş yaptıklarını gördüm. O iniş yaparlarken tabii helikopterin bütün o rüzgarından kaynaklanan şezlonglar, kumlar, topraklar üstüme doğru gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla ben de orada durmak zorunda kaldım. Atilla Barbaros Teoman, suikast timinin başında yer alan binbaşı Şükrü Seymen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik argo cümleler kurduğunu da söyledi. Askerlerin benim olduğum tarafa doğru yürüyüşe geçtiklerini gördüm. Hemen arkamda 20-30 metre mesafedeki bir apartın bar tarafında beton olan bir yerine kendimi koruma amaçlı saklanmaya çalıştım. Sonrasında yaklaşık 2-3 dakika içerisinde askerler zaten kol düzeninde ilerliyorlardı. Sağ taraftan geliyorlardı. Sol taraflarında da başlarında komutan vardı. Bu komutanı da zaten emniyetteki ifadelerimde ve resimlerimde tesis ettim. Bana doğru geldiler. Benim olduğum yerde durdu komutan. Burada villaların olduğunu, bize villaları göster dedi. Ben de kendisine hangi villalar diye sordum. Komutan bana sert bir üslupla Tayyip'in kaldığı villalar dedi. Bu esnada tabii argo kelimeler kullandı. Kötü kelimeler kullandı Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında. Ama ben bunları emniyetteki ifademde de verdim. Kendisine silah doğrultup çabuk uzaklaş yoksa ölürsün diye bağırıldığını söyleyen Teoman, yaşadıklarını insanın bir anda eli ayağı kilitleniyor, çok korktum diyerek ifade etti. Ben ileride olduğunu parmağımla gösterdim, 100 metre ileride kapısının olduğunu gösterdim. Fakat bana bizimle geleceksin ve silah doğrulttular. Dolayısıyla ben de onlarla gitmek mecburiyetinde kaldım. Onlarla ilerledikten sonra 100 metre kadar ilerledim. Bu esnada bana silah doğrultan komutan sürekli talimatlar, direktifler veriyordu askerlere. Ve onlara işte tek kol düzeninde ilerlemelerini, aralarının ikişer metre olduğunu, bu işin şaka olmadığını tarzında talimatlar veriyordu. Daha sonrasında turbanın kapısına geldim. Turbanın kapısında ben dedim buradan ayrılabilir miyim diye sorduğumda gene sert ve kaba bir üslupla çabuk buradan uzaklaş yoksa ölürsün tarzında kelimeler kullandı komutan. Ben de hemen arkamı döndüm. Diğer askerlerin de işte hepsinin zaten silahlarında lazerler vardı. Lazerleri hep üstümde gördüm. Dolayısıyla oradan koşarak uzaklaştım. Benim yaşadıklarım bunlar. Çok korkunç olaylardı. Allah kimseye bir daha böyle şeyler yaşatmasın diyorum. Gerçekten çok kötü bir durum.